Ve bizden merhabalar sevgili izleyiciler. Bugün İnsan Hakları Derneği İstanbul Şubesi Başkanı Gülseren Yoleri ile birlikteyiz. Hoş geldiniz. Bugün ne konuşacağız? Hemen ben böyle birkaç bilgi verip sonra size soru sormak istiyorum. Özellikle Eylül ve Leyla'nın ölümünün ardından yine Türkiye çocuk istismarı vakalarını konuşmaya başladı. Özellikle sosyal medyada çok büyük tepkiler yer aldı. Yine sokağa çıktı, siz de sokağa çıkanlar. Dansınız, eylemler yapıldı. Tabii cinsel istismar vakaları Türkiye'de bir ilk değil. Maalesef son 10 yılda %700 arttığına dair istatistiksel bilgiler var, raporlar var. Bu raporlar sadece belirli örgütlerin değil, aynı zamanda Adalet Bakanlığı'nın ya da işte İçişleri Bakanlığı'nın da verileriyle örtüşen rakamlar. Çok büyük bir şey. %700 artmış olması. Adliyelerdeki 4 tecavüz davasından birinin çocuklarla ilgili olduğu söyleniyor. En ilginç rakamlardan biri de adli tıp kurumuna her ay 650 çocuğun cinsel istismar vakasıyla gitmiş olması. Tabii biz sosyal medyada tepki gösterirken, kimler tepki gösterdi diye bakarken daha çok bu istismarcıların ya da tecavüz eden kişilerin sapık olarak ya da toplumun dışında birileri, erkekler olarak gösterildiğine tanıklık ediyoruz ama yine raporlar bunun tam tersine aslında istismarcıların %66'sının çocuğu tanıyan, bilen, gören bir komşusu, akrabası olduğunu söylüyor ve %9'unun ise aynı evde yaşayan kişiler olduğuna tanıklık ediyoruz. Şimdi bütün bu bilgileri verdikten sonra bu kadar artmış olmasının sebebi ne olabilir sizce? Ya burada herhalde temelde söylemek gereken şey şu, bizim çok ciddi bir eşitsizlik problemimiz var. Yani çocuğun, kadınların hep üstün yararından söz edilir. Ama aslında onlar toplumun eşit bir bireyi bile değildir. Hatta çocuklar açısından çocukların tamamen yok sayıldığını söylemek mümkün. Yani çocuğun kendi yaşamına müdahalesi ya da geleceğini belirlemesi, bugün ne yiyip ne içeceğine karar vermesi bile söz konusu değil. Yani her durumda onu belirleyen başka etkenler söz konusu. Zaman zaman aile, zaman zaman toplum, zaman zaman devlet bu belirlemeleri yapmakta. Dolayısıyla çocuk hakları olan bir birey olarak kabul edilmemekte, eşit bir birey olarak kabul edilmemekte. Şimdi böylesi ortamlarda çocuğun korunması mümkün olamıyor. Çünkü siz yok saydığınız bir şeyi koruyamazsınız. Yok saydığınız ve araçsallaştırdığınız hatta. Yani çocuklar mesela genellikle ailelerin istekleri doğrultusunda doğuyorlar ve o şekilde de bir yönelim içerisine sokuluyorlar. Devletin ihtiyaçları doğrultusunda işte nüfusun gençleşmesi ya da yaşlılık oranının artması artmaması meselesinde örneğin çocuk sayısı tartışılıyor biliyorsunuz. Yani 3 çocuk ya olmadı 5 çocuk çünkü işte bilmem 20 yıl sonra şu kadar yaşlanacak toplum diye tartışılıyor. Ve bunun üzerinden yani çocuk varlığı üzerinden bir tartışma yürüyor. Yani dolayısıyla siz aslında çocuğu eşit bir birey olarak görmüyorsunuz da çocuğu haklara sahip bir birey olarak görmüyorsunuz da bir çeşit araç olarak görüyorsunuz. Yani toplum için, aile için vesaire. Şimdi böyle ortamlarda çocuğun korunması mümkün değil. Genel olarak erkek egemen yapının aynı zamanda kadınlara ve özellikle cinsel saldırı suçları açısından yani istismar suçu açısından da tartışıldığında aslında erkeklikle istismar arasında çok direkt bir bağlantı var. Hı hı. Yani toplumdaki bu erkeklik hali özellikle erkeklerin çocuklara da cinsel saldırılarda bulunmasını kolaylaştırıyor. Yani burada hem çocuğu bir araç olarak görme hem de erkeklik halinin bu kadar yoğun olarak yaşanması ve teşvik ediliyor olmasında yine bir etken olarak tartışılabilir. Yasal düzenlemeler toplumun bu olumsuz yaklaşımlarını çok besliyor aynı zamanda. Yani örneğin toplum genellikle fail aile içindense kesinlikle,
Fail aile dışındansa da işte duyulduğu zaman rezil oluruz, kimsenin yüzüne bakamayız ve benzeri sebeplerle bu tür cinsel saldırı olaylarını ya da istismar saklama eğiliminde oluyor. Şimdi bu suçlardan örneğin hamile kalan çocuklar var. Hı hı. Şimdi yasalara baktığınız zaman örneğin Türk Ceza Kanunu'nda ve Medeni Kanunu'nda özellikle evlilik yaşını düzenleyen madde Medeni Kanun açısından ve cinsel istismar suçunu düzenleyen Türk Ceza Kanunu'ndaki maddelere baktığınız zaman çocukları 15 yaş altı ve 15 yaş üstü olarak sınıflıyor. Hı hı hı. 15 yaş üstü çocuklar açısından örneğin istismar suçlarında şikayet şartı arıyor, ebeveynin başvurusunu arıyor, evlendirerek bir anlamda bu olayın üstünün örtülebilmesine imkan yaratan bir düzenleme içeriyor. Özellikle Medeni Kanun'da evlilik yaşı örneğin 17 ve üstü olarak gösteriliyor. Hı hı. Ama neredeyse 15'inden itibaren çocuğun ebeveyninin rızası ya da ebeveyninin rızası olmamasına rağmen hakimin kararıyla evlendirilmesi söz konusu. Hı hı hı. Şimdi bütün bunları siz tartışmıyorsunuz. Yani toplum da bunları aslında tartışmıyor. Hı hı. Bütün bunları tartışmıyor. Sonra çocukların işte erken yaşta hamilelikler, erken yaşta evlilikler meselesi üzerinden işte gündeme geldiğinde bu mesele sanki bir evlilikmiş gibi tartışılıyor bu kez de. Yani hani rızayen bir cinsel birliktelik ve bir evlilik olayının yaşanması gibi tartışılıyor. Oysa şimdi çocuk hakları sözleşmesi taraf olduğumuz ve yine çocuk koruma kanunu çok net diyor ki 18 yaşın altındaki herkes çocuktur. Çocuklara eğer bütünlüklü bir yaklaşımla yani 18 yaşın altındaki bütün hamilelikler çocuk hamileliği olarak düşünülse bunları yapanlar istismar ya da işte cinsel saldırı olarak değerlendirilse ve bu şekilde muamele görse hakim kararıyla evlendirmek gibi küçük yaşta çocukların yol ve yöntemlere gidilmese ve aileye de bu noktada izin verilmese o zaman bu tür vakaların saklanması çok daha az mümkün olabilir. Yine yargılamanın çok uzun sürmesinin yarattığı sorunların da altını çizmek lazım. Şimdi bunu da kontrol eden devletin kendisi. Yani hem yasal boyutuyla hem de uygulama boyutuyla. Benim birebir tanık olduğum 10 yıl süren çocuk istismar vakaları var mesela. 10 yıl. Yani çocuk bunu yaşadığında 8 yaşındaymış. 10 yıl sonra 18 yaşında. Şimdi çocuk hala 18 yaşına gelmiş ve mahkemeye çağrılıyor. Bunu bir kere daha anlat diyorlar yani. Şimdi o çocuk o durumda bizimle paylaşır mısınız mesela? Bunun bir adli tıp süreci var. Önce polise gidiyor, polise anlatıyor, orada bir psikolog. Ya bu süreç nasıl işliyor? Çünkü bu da çok yıpratıcı bir şey aslında çok çocuk için. Çok yıpratıcı. Hatta onunla ilgili bazı önlemler, tepkiler üzerine bazı önlemler alınmaya çalışıldı ama çok da bir faydasını görmedik maalesef. Şimdi çocuğun şikayetçi olmak demek mutlaka işte polise gidip şikayette bulunmak demek. Polis orada bir olayı araştırmak durumunda. Savcılığa yansıyor. Savcılık bu konuda bir araştırma yapıyor ve çocuğu dinliyor. Adli tıp kurumu tarafından rapor alınması lazım bu tür durumlarda. Yani iki çeşit rapora ihtiyaç var tabii. Hem tıbbi rapora ihtiyaç var. Yani vücutta herhangi bir ona ilişkin, tacize, tecavüze ilişkin bir şey var mı diye, bulgu var mı diye ya da ne kadar gerçekleşmiş meselesini tartışmak açısından. Aynı zamanda da bunun çocuğun ruhunda ne çeşit yaralar açtığının tespiti açısından da yine adli tıptan alınan raporlar söz konusu. Bütün bunlar böyle uzun, yorucu, çocuğun düşünün ki yaşadığı o travmatik olayı yani bir yargılama sürecinde 10 kere yeniden anlatması gerekiyor. 10 ayrı değişik yerde, değişik kişiye anlatması gerekiyor. Hatta o mahkemede birden çok kere bunu anlatmak zorunda kalabiliyor zaman zaman. Çocuklar benim o işte hani yaşadığım bir örnekte örneğin kız çocuğu en sonunda mahkemeye geldi ve şöyle dedi. Ben dedi artık bu olayı hatırlamak istemiyorum. Ben unuttum zaten. Ben artık şikayetçi falan da değilim. Ben bilmiyorum ne yaşadım. Hatırlamak istemiyorum dedi ve çekti gitti. Artık o noktaya geliyor. Yani şimdi dolayısıyla da bunun böyle olduğunu bilen insanlar
Bu süreci yani 10 yıl boyunca bu travmayı, 10 yıl boyunca bu sıkıntıyı aile de yaşamak istemiyor, çocuk da yaşamak istemiyor son kertede. O yüzden de işte şikayet konusu olabilmesi bu açıdan da ciddi bir problem. Yani hani bütün o sıkıntıları, engelleri aşıp şikayetçi olanların da başına bunlar geliyor ve bir anlamda cezalandırılıyorlar. Ve onları cezalandıran bu kez devlet oluyor. Yani bu pratiğiyle özellikle bu kez devlet oluyor. Bu sebeple işte zaman zaman bazı önlemler alınmaya çalışılıyor. İşte çocukla psikoloğun görüşmesinin sağlanması gibi işte bir kez adli tıptan rapor alınınca işte bir kez daha bu rapor için zorlanmaması gibi vesaire. Ama bunlar maalesef pratikte çok da fazla işe yaramıyor ve çocukların mağduriyetini ya da ailelerin bu noktada yaşadığı mağduriyeti ortadan kaldırmıyor. Yani burada dolayısıyla olayın gerçekleşmesi kadar olayın adliye ya da yargıya yansımasından sonra gerçekleşen mağduriyeti de söz konusu etmek, tartışmak gerekir. Evet, tabii bu mağduriyet insanların başvurusunu da daha sonrasında işte ifşa olmak, basına çıkmak istemeyen ya da bunun duyulmasını istemeyen ebeveynler olduğunu da söylediniz. Şimdi tam Eylül ve Leyla'nın olayından sonra bunu tekrar idam ve hadım cezasıyla tartışmaya başladık biz. Tabii daha önce de olmuştu. Bir komisyon kuruldu. Yasa istismarın önlenmesine dair bir komisyondu ve buradan bir yasa taslağı çıktı. Bu taslakta da 15 yaşını dolduran çocuklarla ilgili istismar yerine reşit olmayanla cinsel ilişki ya da iyi hal indirimi ya da zaman aşımına dair herhangi bir şey söylenmedi. Ama yine dönüp dolaştığımız yer idam tartışması ya da faillerin hadım olması. Hem bu konuyla ilgili görüşlerinizi soracağım. Gerçekten yasalar yeterli mi? Cezalar yeterli mi? Hem de acaba bir bu 15 yaşı ya da 18 yaşının altındakini önceden mesela 12, 13, 14, 15'i konuşurken şimdi bugün 3, 4, 5 yaşı telaffuz etmeye başladık. Bunun sebebi ne olabilir? Şimdi yani sondan başlarsak bir şeyi önleyici tedbirler almıyorsanız hatta az evvel altını çizdiğimiz gibi onun saklanması için mevzuatı bile yardımcı olarak kullanıyorsanız, yargıyı yardımcı olarak kullanıyorsanız pratiğinden doğru, o zaman bunun daha gelişmesinin, daha vahim boyutlara ulaşmasının önünü alamazsınız. Yani bunu buna ek olarak aynı zamanda iktidarın söylemlerini de, iktidarın yaklaşımlarını da tartışmak gerekir. Yani bir kereden bir şey olmaz diyen bir Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan bahsediyoruz. Yani çocuk istismarı karşısında söylenecek böyle bir laf söylenebilir mi? Yani oradakiler Eylül ya da Leyla'dan ne kadar farklıydı yani? Değil mi? Hangi çocuğu hangisinden ayırabilirsiniz? Yani bu olayı yaşamış hangi çocuğu birbirinden nasıl ayırırsınız? Evet, ya da çözüm olarak çocuklarınıza çığlık atmayı öğretin. Evet, şimdi dolayısıyla siz önlem almazsanız kadınları, çocukları, işte çocukları hiçbir yere göndermeyin. Yakınlarınızın bile onları sevmesine izin vermeyin diye çocukları korumaya kalkarsanız o çocuklar sonuç olarak bu suçun mağdur olmaktan kurtulamayacaklardır. Yani genel olarak toplumun yaklaşımında, devletin yaklaşımında ciddi sıkıntılar var ama özellikle iktidarın kadına ve çocuğa yaklaşımındaki bu söylemlerindeki olumsuzluklar aslında toplum tarafından çok rahatlıkla alınıyor ve kullanılıyor. Dolayısıyla da bugün bu kadar daha yaygınlaşmasından ve artmasından söz ediyoruz. Şimdi etkin cezalandırılması meselesinde tartışılması gereken birden çok şey var. Şimdi ağır cezalar suçların işlenmesini engelliyor mu diye bir soruyu sormak lazım her şeyden önce. Yani mesela ağır ceza hafif ceza meselesi mi? Yoksa başka bir şey mi? Bu meselenin tartışılması lazım. Şimdi bu konuda da yapılan pek çok çalışma aslında ağır cezaların, yani örneğin idamın da bu tür suçların işlenmesini engellemediğini ortaya çıkartıyor. Çocuğun hayatını da tehlikeye sokan bir şey olabilir mi? Hemen araya onu da şey yapayım yani. Bir idam cezasıyla yargılanacağını ve bu olayın çıkmaması için mesela o eylemi gerçekleştirme, evet. Saklama eylemini mutlaka artıracaktır tabii ki. Yani dolayısıyla burada çok daha fazla çocuk cinayetlerinden, çok daha fazla kaybolmuş çocuklardan söz etme ihtimalimiz var. Şimdi bu hadım cezasına hani bir değinmekte fayda var. Şimdi hadım cezası tartışması 10 yıl önce de yapıldı biliyorsunuz. Bir gündeme geldi. Evet. O zaman bir tartışıldı. Toplumda biraz tepki de gördü. Ondan sonra bir uyutuldu. Sonra yeniden gündeme geldi.
Bir yönetmelikle bu cezanın nasıl uygulanacağına dair bir takım kurallar belirlendi. Evet. Sonradan da Danıştay bu uygulamayı durdurdu ve dolayısıyla uygulanamadı bu. Fakat uygulansaydı ne olurdu noktası aslında özel olarak tartışılması gereken bir şey. Çünkü bugün bir kere daha bir sanki bu suçun önlenmesini sağlayacakmış gibi tartıştırılıyor. Hı hı. Şimdi hadım failin hormon düzeyine bağlayarak açıklıyor bu suçu. Hı hı. Yani sizin hormon düzeyiniz yüksekse siz sanki mecburen önünüze gelen herhangi bir çocuğa tecavüz ediyormuşsunuz gibi bir algı yaratıyor. Bir ve dolayısıyla bunu bir hastalıkmış hı hı. gibi işte ilaçla tedavi edilebilir bir şeymiş gibi sunuyor. Şimdi bu çok tehlikeli bir yaklaşım. Bir, bu zihniyette esas problemin zihniyetten kaynaklandığını, bu erkek egemen yapıyı ya da tartışmayı engelleyen bir şey bu bir yaklaşım. Hı hı. İkincisi de bizim kanunumuzda ceza verilmesini engelleyici bazı faktörler sıralanmıştır. Yani suç işleyen faile ceza verilmesini engelleyen bazı faktörler. Hastalık halleri vardır. Burada mesela diyelim ki uyuşturucu, alkol gibi işte belli seviyede bunların olması gibi bazı şeyler sayılabilir, durumlar sayılabilir bu tür başlıklar altında. Şimdi yarın yani bugün çocuğun istismarını hadımla tartıştıran, dolayısıyla hormon seviyesiyle tartıştıran anlayış, yarın bunu ceza verilmesini engelleyici faktörlerden birisi olarak yasaya sokabilir çok rahatlıkla. Ya da mahkemeler böyle bir yoruma gidebilirler ve dolayısıyla ceza vermek yerine o kişileri sadece tedaviye gönderebilirler. Hı hı. Yani onlar hakkında sadece işte zorunlu tıbbi tedavi ya da rehabilitasyon gibi bir karar verebilirler ve dolayısıyla bu durumda yüksek bir cezadan başka bir boyuta varmış olur olay ve burada çözüm değil ama bunun çok daha kolaylaştırıldığı bir tabloyla karşı karşıya kalmış oluruz. Şimdi bu açıdan da hadım cezasının tartışılması gerekir. Aynı zamanda hadım sanık hakları açısından da yani hastalık olmayan bir şeyin, yani siz hasta değilsiniz, sizin kafanızda, çocuklara bakışınızda bir sakatlık var, cinselliğe bakışınızda bir sakatlık var ve siz çocukları cinsel arzularınızın tatmini için bir araç olarak kullanıyorsunuz. Sonra size hasta muamelesi yapılıyor ve ilaç veriliyor. Ya bunun hani bu açıdan da hani sakıncalarını tartışmak gerekir. Şimdi idam cezasına geldiğimizde aslında olay çok daha başka bir boyuta varıyor. Şimdi hep söyleye geldiğimiz bir şey var. Şimdi idam devlet eliyle işlenen, tasarlanarak işlenen bir cinayettir. Hiçbir koşulda savunulamaz, hiçbir koşulda hiçbir suç için idam cezası getirilsin denilemez denmemesi gerekir, savunulmaması gerekir. Biz insan hakları savunucuları olarak idam cezasının yürürlükte olduğu tarihlerde de idam karşıtı pek çok çalışma kampanya yaptık. Bugün de bu karşıtlığımızı sürdürüyoruz. Ve bu noktada aslında Türkiye Devleti, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ni, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ne ek 6 ve 13 nolu protokolü imzalayarak ve yürürlüğe sokarak Türkiye'de hiçbir koşulda idam cezasının mümkün olamayacağını taahhüt etmiş durumda. Ve buna ilişkin yasal düzenlemelerini yapmış durumda. Hı hı. Şimdi böyle bir hal varken, yani Türkiye Devleti'nin ben bugünden yarına bunu işte idam cezasını getiririm deme ihtimali yok. Bunun için önce bu protokollerden imzasını çekmesi lazım. Önce Avrupa ile ilişkilerinde gerçek bir kopuş ya da benzer bir şeye yönelmesi lazım. Belki ondan sonra hani böyle bir şey gündeme gelebilir. Dolayısıyla hem idam cezasının niteliği açısından karşıyız. Hem devlet aslında kolaylıkla yapamayacağı halde idam cezasını tartıştırırken buradaki amacı sorguluyoruz ister istemez. Ya da ortaya çıkan sonucu. Şimdi amaç açısından baktığımızda çok can yakıcı bir tablo olduğunu düşünüyorum ben. Şimdi idam daha çok devlet gözünde terörle ilişkilendirilen olaylar için telaffuz edilir biliyorsunuz sıklıkla. Bu çokça yapıldı, çok sıklıkla tekrar ede geldi ama toplumda çok da karşılık bulmadı. Şimdi çocuk istismarı yani Leyla ve Eylül, hani nasıl çocuklar araçsallaştırılmış durumda bugün devlet katında ve toplum katında genel anlamda. Aslında bu tartışmada da araçsallaştırılmış durumdalar. Yani Leyla ve Eylül idam tartışmasını toplum gündemine sokabilmek için toplumda idam talebini
görünür kılabilmek için araçsallaştırılıyor ve bu çok acı. Yani Leyla ve Eylül'e yapılanlar gibi acı bir tablodan bahsediyoruz. Yani bunun yanında aslında bir de şunu tartışmak gerekir. Şimdi idamı belki geri getiremeyecekler ama bu tartışmanın yol açtığı bir sonuç var. Şimdi idam, hani az evvel dedik ya, devlet eliyle işlenen bir cinayet. Şimdi devlet ben cinayet işlerim mesajını veriyor topluma. Yani ya da bana cinayet işleme yetkisini ver diyor. Hani talep et ve bunu gerçekleştirelim diyor. Şimdi bunu toplum kendisine bir mesaj olarak alıyor. Yani toplum devlete bunu reva görürken, yani bunu, bu yetkiyi ona reva görürken aynı zamanda kendisine de şiddeti reva görüyor. Yani şiddet yöntemlerine başvurabilme noktasındaki bir takım sınırlardan kurtuluyor toplum. Ve bugün kadın cinayetlerinin artması, bugün çocuk cinayetlerinin artması, ama bunlara ek olarak toplumun her yerinde, işte yani trafikten sokaktaki herhangi bir anlaşmazlığa kadar, yani yoldan geçerken yan baktın, düz baktın noktasına gelinceye kadarki olaylarda şiddetin üstelik de ölümcül derecede ortaya çıkıyor olmasının ve bugün bu idam tartışmasının tam da işte bu şiddet olaylarını artıracağını, toplumun birbirinin canına kastetme noktasında kendisine bu hakkı görmeye başlayacağını düşünüyoruz. Ve bu idam tartışmalarının aslında tam da toplumun bu yöneliminde önemli bir etkisi ortaya çıkacak ya da çıkıyor. Bu açıdan da çok tehlikeli. Dolayısıyla hani bu sorunların çözümü noktasında tartışılması gereken çok şey var. Ama bir noktanın yine altını çizmek lazım. Şimdi siz cezayı tartışırken, idam ya da hadım mesela tartışıyoruz. Burada tartışırken ne tartışıyoruz? Faili en fazla neyle cezalandırabiliriz? Faile en ağır cezayı nasıl verebiliriz? Nedenlerini tartışmıyoruz. Yani biz çocuğu nasıl koruyabiliriz? Ya da çocuğa istismar neden bu seviyeye geldi? Bu tartışma yok. Toplum da tartışmıyor. Hani devlet tartışmada anladık, çünkü devletin hani zaten bir takım açıkları var ve bunu çok da kapatamıyor. Ama toplum da tartışmıyor. Yani o Leyla için gözyaşı döküyor, Eylül için gözyaşı döküyor ama bunu tartışmıyor. Yani evet, ne yapsak da biz istismarı önlesek diye bir tartışması yok. Ama faili nasıl cezalandırsak diyor. Yani olayın olacağından emin, faili cezalandırmak üzerinden bir yola giriyor. Yani dolayısıyla aslında tartışmaların odağını faile verilecek cezadan çıkartıp istismarın önlenmesi noktasına çekmek gerekir. İstismarın önlenmesi noktasında herkes bulunduğu yerden hem kendi sorumluluğunu hem de toplumun ya da devletin sorumluluğu boyutuyla da meseleyi tartışabilmesi ve öneriler oluşturabilmesi, devleti buna zorlaması gerekir. Yani bu önlemlerin alınması ve işletilmesine zorlaması gerekir. Yani bizim bu yönlü tabii ki önerilerimiz var ama esas olarak toplumda etki yaratan, toplumun genel tavrının bu yönlü olmasına ihtiyaç var. Evet, ama onun da biraz sanırım sağlanması güç gibi duruyor şimdilik. Çünkü hani biraz da şeyle ilgili, kadın örgütlerinin ya da sivil toplum örgütlerinin halkla bağı ve onlara neler anlattığıyla da ilgili sanırım bu. Ama tabii şey çok büyük, öyle size onu sorayım, siyasilerin söylemleri ve özellikle kendini din adına belli bir tarikatın ya da belli bir grubun lideri olarak ilan eden kişilerin söylemleri, özellikle kız çocuklarıyla ilgili söylemleri çok etkili değil mi mesela son dönemlerde, özellikle bu olayların yaşanmasına? Tam da hani erkekliği tartışırken 8 yaşındaki kız çocuklarının evlendirilebileceğine yönelik söylemler mesela ne kadar etkili oluyordur bu muhafazakarlık hali? Böyle soralım. Çok etkili oluyordur. Yani hani çok net, yani çok etkili oluyor. Çünkü toplumun zaten dürtüsel olarak hani bir, hani o erkeklik bakış açısı zaten onu demin de söylediğimiz çocukları, kadınları araç sallaştırma noktasında zaten böyle bir eğilim ortaya çıkartıyor. Ama bunun da ötesinde yukarıdan gelen, iktidar temsilcilerinden gelen, yani temsiliyeti olan kişilerden gelen bu tür yaklaşımlar, bu tür açıklamalar ya da din adına bu tür açıklamaların yapılması. Çünkü nihayetinde tırnak içinde dindar bir toplumdan söz ediyoruz. Dolayısıyla bütün bunlar çok etkiliyor ve aslında çok dikkat çekici geliyor bana. Sosyal medya üzerinden yürütülen idam talepli tartışmalarda da hep din referans olarak kullanılıyor. Belki sizin de dikkatinizi çekmiştir. Evet. Yani İslam'da kısas,
müessesesi burada şey olarak kullanılıyor, dayanak noktası olarak kullanılıyor. Hem şeriat isteriz hem idam isteriz gibi yaklaşımlar içerisinden çok ilginçtir. Yani hem çocuklara yönelik istismarı çoğaltan hem de işte en ağır şekilde cezalandırılmasını isteyenler aynı referansla hareket ediyorlar. Ve aslına bakarsan bu İran'da özellikle cinsel saldırı suçlarının oranları üzerinden yapılan araştırmalar da hani orada daha dini referanslar söz konusu. Hı hı. Üstüne üstlük idam da var. İdam da uygulanıyor. Ama yine de cinsel istismarda en yüksek sayılardan bir tanesi İran'da gerçekleşiyor. Berner Leç'in böyle bir tweet'i vardı ve hakkında soruşturma başlatıldı biliyorsunuz. Onu da hatırlatalım. Peki tabii eğitim çok önemli değil mi? Çünkü hani Türkiye'de henüz çocuklarla yani çocuklara verilebilecek herhangi bir cinsel eğitim programı söz konusu değil. Böyle bir yanı da var. Peki teşekkür edelim o zaman. Varsa son olarak söyleyeceğiniz bir öneri olarak onu alalım. Evet ya şimdi tabii hani pek çok önerimiz var. Yani bunlardan bir tanesi eğitim tabii ki ama eğitimi sadece şeyle sınırlarsanız, cinsel eğitimle sınırlarsanız ya da istismardan korunma eğitimiyle sınırlarsanız bundan başarı sağlamayacağımız kesin. O yüzden de aslında çocukların çocuk haklarını bilebildiği, kendi hayatlarını yönetebildiği bir eğitimle gelişmesini sağlanması gerekli. Toplumun da bunu kabul etmesini sağlayacak bir eğitime ihtiyacımız var. Aynı zamanda bu sistemi kuracak, çalıştıracak mesela bir çocuk bakanlığına ihtiyacımız var. Hı-hı. Bağımsız. Yani bir çocuk ve kadınlar için de biz aynı önermede bulunuyoruz. Evet. Kadınlar için de ayrı bir bakanlığa ihtiyaç var ve çocuklar için de ayrı bir bakanlığa ihtiyaç var. Ve bu bakanlığın bu çocuklara ilişkin sadece istismarı önleme boyutuyla değil. Şimdi istismar tartışıyoruz ama sokaktaki çocukları, çalışan çocukları, mülteci çocukları, suça itilen çocukları o kadar çok kategori sayabiliriz ki hiçbirisini tartışmıyoruz. Aslında bütün bu vakaların yaşanmasının asıl hani zemini buralardan çıkıyor. Çünkü çocuklar oralarda çok korumasız kalıyorlar ve dolayısıyla bütün bu işte istismar ya da başka şekillerde hak gasplarına uğramaları, mağdur edilmeleri gündeme geliyor. Dolayısıyla da burada tartışırken meseleyi sadece yani çocuk artı cinsel istismar gibi tartışma hatasına düşmemek lazım. Hı hı. Daha geniş, daha çocuğu toplum içinde koruyan, gözeten, daha onu tam bir birey olarak, gören, konumlandıran, çocuğun da kendisini öyle gördüğü, toplumun da çocuğu öyle gördüğü, öyle koruduğu, öyle kabul ettiği bir yapıyı, eğitimse öyle bir eğitimi, koruyucu mekanizmalarsa öyle bir koruyucu mekanizmayı öngörmemiz lazım. En önemli şeylerden bir tanesi mesela çocuk yoksulluğunun önlenmesi gerekiyor. Yani bu az evvel saymaya çalıştığım belli başlı başlıkların hepsi çocuk yoksulluğuyla direkt ilintili. Bunların önlenmesi gerekir. Bunları yapmadığı müddetçe devlet çocuk istismarını önleyemez. Çocuk istismarını hani cinsel saldırıyı önlese başka yönlerden istismar ya da çocuğa suç yönelik hak ihlallerini önleme şansına sahip olmaz. O yüzden hem bütüncül yaklaşımlar, hani her anlamda bütüncül yaklaşımlar hem de çocuğa özel çalışmalar işte bakanlıktan başlamak üzere kurulması ve bunun uluslararası alandaki referanslarla da uyumlu çalışması gibi bir öngörümüz var. Tabii ki mevzuat değişikliklerini de burada bir kez daha dile getirmekte fayda var. Çünkü siz yasalarla bir şeyi koruyorsanız onu toplumun yapmamasını bekleyemezsiniz. Yani en azından yani hem yönetenlerin mesajlarının hem de yasal mevzuatın ve yasaların uygulanmasının mutlaka çocuğu koruyan, çocuğu gözeten, çocuğu hak sahibi bir birey, eşit bir birey olarak kabul eden noktadan düzenlenmesi acil. Peki çok teşekkür ediyoruz. Kapatırken de yine programımızın başında birkaç hatırlatma yapmıştık. Yine o hatırlatmaları yaparak kapatalım istiyorum ben. İhade İstanbul Şube Başkanı Gülseren Yolları bizimle birlikteydi. Özellikle Leyla ve Eylül'ün ölümünün ardından Türkiye yeniden çocuk istismarı vakalarını tartışıyor. 10 yılda %700 arttığını söyledik. Şunu da ekleyelim. Özellikle okul dönemi açıldığında, özellikle kadrolaşma tartışmaları ile birlikte faillerin müdür ve müdür yardımcıları olduğunu ekleyelim. Çünkü bu çok iyi bir gösterge ve çok özel bir bilgi gerçekten.
%700 diyoruz ama bunların da sadece basına yansıyan ve bizim duyduğumuz, bildiğimiz vakalar olduğunu bilelim. Çünkü yaşanan, başvurulmuş ama basına yansımamış ya da ev içinde kalan daha yüzlerce, belki binlerce maalesef çocuk istismarı vakası var. Adliyelerdeki 4 tecavüz davasından birisi çocuklarla ilgili. Yasalar yeterli mi? Kimilerine göre yeterli ama gerekli cezalar, gerekli yargılamalar ya da uzun süren yargılamalar olduğu için, bezdiren yargılamalar olduğu için tartışılıyor. Ve tabii ki ihal indirimi henüz kaldırılmış değil ya da ihal indirimi uygulanması çocuklarla ilgili davalarda hala tartışma konusu ve zaman aşımı çocuklara yönelik istismar davalarında zaman aşımı olamaz diyemiyor hala iktidar ve 15 yaşını dolduran çocuklarla ilgili istismar yerine reşit olmayanla cinsel ilişki diyorlar. Hatta 11-12 yaşındaki çocuğun tecavüze rızasını konuşuyorlar. Evet, biz bundan yani, herhalde bir 15 yıl önce sanıyorum NÇ davasını tam da bu sebeple konuşurken 15 yıl sonra yine aynı yasaları, yine aynı yargılamaları, yine rıza mı, rıza değil mi bu tartışmaları konuşuyoruz. Ve yine hemen hatırlatalım. Türkiye'de işte bakanlar nezdinde çocuk istismarı komisyonu kurulmuşken bu bakanların ya da milletvekillerinin ya da işte genel olarak meclistekilerin Türkiye'de tam da bu işi artık böyle tam can damarından yakalayan ve takip eden kadın örgütleriyle ya da istismarın önlenmesiyle ilgili kurulmuş örgütlerle görüşmemiş, onların fikrini almamış olmasını da hatırlatalım. Ve işte o hal nedeniyle kapatılan Gündem Çocuk Derneği'ni de hatırlatalım bu yayınımızda. Bizden bu kadar sevgili izleyiciler. Hoşça kalın.